Değerli Cem TV izleyenleri, iyi akşamlar. Gündem Özel programındayız. Bugün biliyorsunuz haftalardır Türkiye'nin en çok konuştuğu konulardan birisi İstanbul Sözleşmesi'ydi. İstanbul Sözleşmesi İstanbul'a ait olan ve epey bir ülkenin devlet yöneticileriyle birlikte kararlaştırılmış kadın hakları konusunda, kadının toplumdaki yeri konusunda ve kadının devlet tarafından korunması konusunda ortak bir iradeyi yansıtması amacıyla ortaya çıkarılmış bir sözleşmeydi bu. Bu sözleşmeye dayanarak pek çok ülke, Türkiye dahil buna, kanunlarında gerekli değişiklikleri, düzenlemeleri yaptılar. Yani bu ortak sözleşmeye uygun yasalar hazırladılar. Bu yasalar meclislerinden kimisinin geçti. Hala bu konuda görüşme yapan bazı ülkeler de var. Fakat tabii şaşırtıcı olan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın bu sözleşmeden imzasını çekeceği konusunda bir irade ortaya koymasıydı. Birincisi, zaten bu sözleşmeye dayanarak pek çok yasal düzenleme yapıldı yasalarımızda, kanunlarımızda. Dolayısıyla hani bu sözleşmeden imzanızı çektiğiniz zaman bunun şöyle bir kıymeti harbiyesi de yok. Yani zaten buna uyarlanmış yasalarımız var ve dolayısıyla sizin bu sözleşmeden imzanızı çekmenizin sembolik bir değeri var en fazla. Fakat tabii ki işin bu bir kısmı. Diğer kısmı daha önemlisi bence. Toplum çok şiddetli bir tartışma içerisine sokulmuş oldu böylece. Bu tartışmanın tabii bir yararlı bir tarafı var. Ben bugünkü sohbetimizden, yayınımızdan aslında muradım da budur. Yani bu yararlı olması. O da şudur. Türkiye toplumunun kadının yeri, kadının toplumsal işlevi, fonksiyonu, pozisyonu ve kadın erkek ilişkilerinde devletin tırnak içerisinde söylüyorum bunu, hakemlik rolü üzerine daha fazla konuşmamız gerekecek böylece, gerekiyor ve bu konuşmak aslında çok doğru bir şey. Ne kadar çok konuşursak kadın hakkında bence toplumsal bilinç bu konuda daha fazla artacaktır. O yüzden biz de bugün bu konuyu konuşmak istedik. Stüdyoda konuğum uzman klinik psikolog Nuray Kanmazer, İstanbul Barosu'ndan Özlem Hanım konuğumuz olacak. Ayrıca Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Sayın Canan Güllü Hanım da konuğumuz olacak. Onlarla Skype üzerinden bağlantı yapacağız. Stüdyomuzda kendilerini ne yazık ki konuk alamıyoruz. Ama öncelikle Nuray Hanım'la başlamak istiyorum. Yani bir psikolog olarak bugün toplumun böyle bir tartışma içerisine sokulmasını ben olumlu değerlendirdim ama acaba siz de benim yaklaşımımdan mısınız yoksa daha ne diyelim eleştirel ya da kötümser bir noktada mısınız? Şimdi aslında şöyle Ali Rıza Bey, niye şimdi tartışmaya başladık? Ben hep orada takılı kalıyorum. Çünkü yanlış da hatırlıyor olabilirim. 2011'de galiba İstanbul Sözleşmesi ilk kabul eden ülkede bu arada Türkiye bildiğim kadarıyla. Ve 2014 toplantıyı düzenleyen toplantıya davet eden Türkiye. Türkiye. Hani ve herkesten önce de düzenlemeleri yapan ülke yine Türkiye. Evet, biraz hani tabii hukukçular ve sizler daha iyi biliyorsunuzdur. 2014'te de sanırım yürürlüğe girdi. Şimdi biraz şey manidar açıkçası, hani zamanlama çok manidar. Niye şimdi? Yani niye biz şu an tartıştığımızı ben anlamış değilim aslında. Niye şu anda bunu tartışıyoruz? Çünkü şöyle bir şey var, hani kitlesel toplumun genelinde böyle bir asimilasyon, bir değişim söz konusu ama bu kadar kadının yoğunluğunun fazla olduğu bir ülkeyiz biz. İnanılmaz kadın ve çocuk nüfusunun da bu arada fazla olduğu ülkeyiz. Baktığımız zaman bu kadar kadının tek sesli olması çok kolay. Çünkü
Gerçekten kadın kadının yurdu. Bunu çok net görebiliyorum bu anlamda da. Çok iyi kadın dayanışmaları var. Bu platformda çok iyi çalışıyorlar. Örgütler çok iyi çalışıyor. Partiler çok iyi çalışıyor. Ve toplumsal olarak çok ciddi de net mesajları var kadınların. Politika bu anlamda çok buna duyarsız kalacağını düşünmüyorum ben açıkçası. Sadece takıldığım niye şu anda? Çünkü bu hani zamanlama biraz bana şey geliyor. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama şu anda bizim acaba önümüze böyle bir şey atıldı ve biz bununla uğraşalım, cebelleşelim ya da bunun bir kadınları oyalama taktiği mi onu da bilmiyorum. Yani ben daha çok sizlerin görüşünü tabii merak ediyorum ama ben şunu söylemek isterim. Naçizane fikrim sorulduğu için söyleyeceğim. Şimdi dikkat ederseniz son birkaç aydır, hatta belki koronavirüs salgını üzerinden Türkiye toplumunun farklı bir noktada, farklı bir ruh haline dönüşmesiyle de ilgili bir şey bu. Çok fazla çatışma konumuz kalmadı. Yani toplum olarak hep beraber hepimizin kaderinin ortak olduğunu az çok anlamış gibiyiz. Ya da en azından o rotaya doğru gidiyoruz diye düşünüyorum. Fakat muradı bölüşme, bölünme, parçalanma, cepheleşme, kamplaşma olan siyaset erbabı sanıyorum kendisine sürekli yeni bölünme, çatışma konuları bulmak zorunda. İstanbul Sözleşmesi de sanki biraz böyle bir konu gibi geliyor bana. Çünkü başlangıçtaki söylediklerimin arkasındayım. Yani hakikaten Türkiye Cumhuriyeti yasaları sizin de söylediğiniz 2014'te zaten düzenlendi. Ve bu sözleşmeye dayanarak, bu sözleşmede alınan kararlara dayanarak yapıldı. Hakikaten gerçek manada, samimi olarak bu sözleşmeyle çatışması olan birisinin önce birinci olarak söylemesi gereken şey, hani aklılarına da bir karpuz kabuğu düşürmüş olmayayım ama yani yasayı değiştirmeleri gerekir normal koşullarda ya da onu tartışmaları gerekir. Fakat burada tartışılan şey aslında bir yerde havanda su dövmek gibi. Ama bir taraftan da ben yine söylediğim gibi aslında çok olumlu buluyorum bunu. Çünkü bu konuda toplumsal bilincin gelişmesine, ne diyelim, yaygınlaşmasına da faydası var bu tartışmaların. Yani biz neyi nereden tartışıyoruz? Türkiye toplumunun bu ne diyelim bir sarmal haline dönüşen şiddeti konuşması gerekiyor. Bu sadece kadınlarla, sadece çocuklarla ilgili değil. Bütün toplum bir şiddet sarmalı içerisinde. Tabii ki en mağdur durumda olan, en zayıf durumda olan çocuklarımız ve kadınlar. Çünkü onların direnç gücü daha yüksek değil, öyle diyelim, erkeklere göre ya da erkek dünyasına göre. O yüzden onlar bu şiddet sarmalının en mağdurları durumdalar. Ve benim umudum şudur, bu tartışmayı hani o tarafa doğru yöneltmek. Bu toplum neden bu kadar şiddeti kanıksar bir noktaya geldi? Nasıl oldu da biz buralara geldik? Biz esasında... Hani belki bunlar tabii şu an için retorik olarak gelebilir insanlara ama barışçı bir toplumuz. Yani sorunlarımızı kavgayla, dövüşle çözen, birbirimizi öldürerek, birbirimize şiddet uygulayarak değil, birbirimizle konuşarak çözen ve bununla ilgili de yani sayısız atasözleri olan bir işte kanı kan ile yumazlar, işte insan sözle vesaire. Onlarca böyle atasözümüz var. Yani bunların hepsi önemli atasözleridir. Bize bir mesel, bize bir öğreti verir. O açıdan hani benim bütün bu tartışmadan ümidim, hani şiddet üzerine toplumun daha fazla bilinçli olması. Şimdi aslında geçmiş yıllara baktığımız zaman biz inanılmaz derecede töre, kültürel yapısı, altyapısı çok farklı olan bir coğrafyada yaşıyoruz. Şimdi baktığınız zaman coğrafyamızda zaten bu töre cinayetleri, şiddet eğiliminin bu denli ayyuka çıkması son dönemde çok da aslında beklenesi bir olaydı. Çünkü biz insanları eğitmedik ki. Biz insanlara bireysel anlamda çok erken yaşlarda başlamadık eğitmeye. Dolayısıyla
şu anda bakıyorum savunma mekanizmasını çok kullanıyor. Bilinç dışı o kadar çok dürtü problemi olan insan topluluğu kitleler halinde çoğaldık ki tahammülsüz toplum olduk. Bunun tabii politik nedenleri var, ekonomik nedenleri var, ya siyasi nedenleri var, ulusal nedenler var. Bir sürü nedenler sayabiliriz ama bu kendi baktığımız zaman kadınlar olarak çok bizim sesimizi çok duyuramadık ki biz. Yani kadın hareketi, kadın dayanışması, kadın bir sürü kadın platformu var ama çok da sesimizi duymak istemedi aslında toplum. Belki de insanların işine de gelmedi tabii ki. Çünkü hep kadınlar çok konuşan taraf, fazla yoğuran, bunu harmanlayan, emek eden ya da toplumda kendini var etmek için çok mücadele eden, bu ahlaki değerleri de göz önünde bulundurup bununla yaşamaya çalışan, aslında çok zorlukların içinde var olmaya çalıştı kadın. Dolayısıyla şimdi öyle bir kültürden geliyoruz ki biz coğrafyaya baktığınız zaman Doğu da öyle, Karadeniz de öyle bir ahlak göstergesiyiz aslında biz. Biz bir şey, nasıl vitrindeki o duran manken her zaman temiz ve şey olmak zorunda ya, kadın da böyle algılandı bu ülkede. Ve bunu maalesef herkes bir tarafa çekmeye çalıştı. Bu sadece bu dönem için geçerli değil. Geçmiş hükümetlerde de eğer o dönem başarılı işler yapılmış olsaydı bu dönem bunu tartışmıyor olurduk bence. Kadın platformu daha gelişmiş olurdu ama geçmiş dönemlerde de hep aynıydı. Şu anda da farklı biçimde, belki hani teknoloji bu kadar ileride olduğu için haberdar oluyoruz diyebilirim ama İşleyişe biraz baktığınız zaman, şimdi en son örnekten gitmek gerekirse, gerçekten hani cinayetin bir şeyi yok. Hani cinayetin tabii ki iyisi olmaz elbette ki. Ölümün her şeyi kötü ama yani bu insanın bazen gerçekten zekasını sorgulayan da bir sistemle öldürülüyor kadınlar. Yani bu nasıl bir, şimdi böyle bir patolojisi var, çocuğu var ve eşi var. Ne kadar enteresan. Yani bu patolojiyle bu adam çalışmış, evine ekmek götürmüş, çocuğu var, yanlış da biliyor olabilirim ama 5-6 yaşlarında. Bir babanın toplumda ne kadar tehlikeli. Şimdi şiddet öğrenilen bir şey, görerek öğrenir çocuklar. Ve bununla pekiştirirse hayatında bir takım şeyleri, şimdi o katilin çocuğu, evladı ilerideki. Tabii ki şiddet eğilimli bir birey olacak. Çünkü baktığı örnek en birincil aile. Aile içinde de sürekli anneye şiddet uygulayan baba, kardeşe şiddet uygulayan abi, dedeyle kavga eden gelin, sürekli bir bu tarz olaylara maruz kalan çocukların farklı bir dünyalarının olması bekleyemeyiz. Yani beklenemez. Peki hocam, şimdi çok ilginç bir aslında nokta var tartışmamız gereken. Sanıyorum bu şiddet, kadına yönelik şiddetle ilgili olarak. Bilmiyorum, benim fikrimi, yani daha doğrusu şu önermemi doğrular mısınız ama bir dönem kadına şiddet konusu söz konusu olduğu zaman, hani toplumsal demografi açısından baktığımız zaman, bunları biz genellikle gelenekçi yapıyla modernizm çatışması arasında anlatıyorduk. Çok yani doğru. Böyle bunun bir nevi hikayesi bu şekildeydi. Fakat şu son 1-2 yıldır özellikle dikkat ederseniz gözümüze çarpan, yani çarpıcı olan ve bizim dikkatimizi çeken bu tür şiddet eylemlerinin üniversite, yüksek, işte ya okumuş ya öğrenci halinde ya da toplumsal olarak hani daha orta sınıf ya da biraz daha hatta üstüne ait olduğunu düşündüğümüz insan grubuna ulaştı. Tamamen hani onlar tarafından sarıldı demek istemiyorum ama fakat son dönemde dikkatimi çekiyor bu. Özellikle işte Muğla'daki, Ankara'da buna benzer biliyorsunuz bir olay oldu. İzmir'de yine, İstanbul'da yine. Yani Trabzon'da oldu yine buna benzer bir şiddet olayı.
Yani bu enteresan bir konu. Neden acaba yani burada hani gelenekle bunu, gelenek modernizm çatışması üzerinden açıklamak dışında bir konu bu. Hı hı. Yani çok buradaki şiddeti temas ettiniz değil mi? Aslında. Buradaki çok şiddeti doğru. Artık hani hı hı. feodalizm, modernizm hı hı. üzerinden anlatamayız çok gibi geliyor doğru. bana. Aslında şöyle bu bir 20 yıl geriye gittiğimizde bireyselleşmek, kadınların özgürlük hakları böyle Amerika'nın böyle bir şeyi vardı. Pompaladılar bunu bize aslında. İşte modern kadın çalışmalı, işte kadın yalnız başına şunu yapmalı. Yani biraz aslında yalnızlaşmaya yönelik işte geç evlenmeler, birlikteliklerin biraz daha uzun. Yani bunun tabii birçok hani politik gerekçeleri var muhakkak. Yani bu söylemlerinizde çok haklısınız. Ama bizim bu feodal yapının içinde baktığımız zaman bizim geçmiş kültürel yapımızla batıdan aldığımız o modernite uymadı. Yani bize o pompaladıkları şey bizde tutmadı açıkçası. Dolayısıyla kadın gözünü açınca da farklı otorite kurmaya çalıştı. Her birey kendi içinde. Bu sefer toplumun şiddetin içeriği değişti ve içeriği de arttıkça cinayetler de kaçınılmaz oldu. Ve son yıllarda yazılan, buraya gelmeden önce biraz makale çalıştım. Şimdi yapılan makalelerde de hani üniversitelerde de çok ciddi araştırmalar yapılıyor hem Türkiye'de hem de yurt dışında. Bakıldığı zaman sosyoekonomik düzeyi düşük, evet fiziksel özellikle şiddete maruz kalırken cinsel şiddete maruz kalanların hepsinin eğitim seviyesi çok yüksek, lisans ve doktora düzeyinde. Şimdi buna baktığınız zaman özellikle hani cinsel şiddetin ve fiziksel şiddetin bu kadar ayrışması da benim söylediğim bu noktaya çok temas ediyor. Yani belli bir sınıfı besleyip belli bir sınıfa çalışmamış olmuşuz aslında. O bunun getirisi olarak görüyorum ben. Ama tabii ki farklı görüşte, farklı uzmanlık alanlarında ilgilenen özellikle toplumsal sosyologlar ve psikologlar, toplumsal psikologlar ne düşünüyorlar bilmiyorum ama bireysel anlamda, çünkü biz daha bireysel baktığımız için bunu ben tamamen bize o pompalanan yanlış stratejinin sonucu olarak görüyorum. Benim hep yine aynı şeyi söyleyeceğim, size takılı oldum. Aslında çok zor durumdaydık ama bundan 10 yıl önce de zor durumdaydık. Şimdi bu zamanlamanın neden bu kadar çok arttığı konusu değil de bu kadar çok afişe olduğu konusu herhalde bizim tartışmamız gereken. Çünkü daha öncesinde de çok fazla cinayetler işleniyordu ama bu kadar çok belki haberdar olmuyorduk. Ya da bilgimiz dışındaydı. Şu an her şeye çok daha çabuk ulaşıyoruz. Her detaya çok hakim oluyoruz. Her detaya hakim olurken bir sürü saklanılabilecek olan şeyler saklanılamıyor vesaire vesaire. Hocam orada tam olarak katılamıyorum. Şundan dolayı bu konu birazcık uğraştığım, ilgilendiğim bir konu. Türkiye toplumu özellikle 2000'li yılların başından itibaren yani bu tarafa doğru geldiğinde şiddet eğilimlerinde şiddetin sonuçları olan yani ölümlü, yaralamalı şiddet eylemlerinde çok büyük bir ne diyelim yükselme tespit etti. Evet doğru, bir taraftan medyanın özellikle de dijital medyanın gelişmesiyle görünürlüğü daha arttı. Bu doğru. Bunu görüyoruz. Toplum bu konularda çok daha duyarlı. Hemen habere ulaşma imkanımız daha fazla arttı. Dolayısıyla biliyoruz. Yani bilmek tamam, toplum bunu biliyor ama sadece burada kalmıyor. Çünkü son yani 2002 diyelim buna, 2002 ile 2018 arasındaki bu grafikleri, tabloları incelediğim için söylüyorum bunu.
oranlar akıl almaz düzeyde. %600, %700 gibi. Hı hı. Yani o yüzden tek başına bunu sadece görünürlüğü ile açıklayamayız. Bu tek başına bir şey değil. Evet, böyle bir durum var, doğru. Hı hı. İnsanlar artık eskisi gibi hani hiç haberdar olmayarak ya da görmek istemeyerek, duymak istemeyerek bu konuyu kapatamıyor. Hı hı. Böyle bir durum yok. Medya araçları hem arttı, hı hı. hem internet özellikle hı hı. dijitalize olması medyanın bu konuda çok daha fazla görünür kıldı bizim için, hı hı. toplum için. Bu doğru. Fakat sadece bu değil. Yani hı hı. bu evet doğru, böyle bir hı hı. konu var. İnsanlar eskisi gibi davranamıyor. Sırtını dönecek bir durumu yok. Hı hı. Öyle diyelim. Ama öbür taraftan da bu şiddetin artış oranları felaket durum. Hı hı hı. Yani hiçbir şekilde önceki dönem ya da daha önceki dönemlerle, yani 80'ler, 90'lar ya da 70'lerle hı hı. kıyaslayamayacağımız bir hı hı. işte dediğim gibi %600, %700 gibi, yani hı hı. şiddet sarmalında mı bu toplum dediğimiz zaman gerçekten hı hı. bunu söyleyebiliriz. Çünkü bu oranlar çok ciddi oranlar ve gerçekten bu konuyu çok ciddiye almamız gerekiyor. Ben hani biraz konuyu tek başına kadınlarla ya da tek başına reşit olmayan çocuklarla sınırlamak istemiyorum şiddeti. Çünkü toplumsal bir sanrı, bir hastalık olarak gördüğüm için. Patoloji, şiddetli yani patoloji. Ben bunu sadece o yüzden hani biraz tabii konumuzun sanki dışına çıkıyormuşuz gibi hissedebilir belki izleyicilerimiz ya da siz. Öncelikle özür diliyorum bunun için ama biz bu konuyu, benim düşüncem, sadece kadınla sınırlayarak ya da sadece reşit olmayan çocuklarla, insan bireylerle sınırlayarak çözemeyiz. Toplumsal bir sorun olarak şiddeti masaya yatırıp buna göre konuşmamız gerektiği kanaatindeyim kişisel olarak. O yüzden hani biraz da genelliyorum konuları. Ama tabii ki bugünkü konumuz özellikle İstanbul Sözleşmesi tartışması ekseninde kadına şiddet. Çok haklısınız söylemlerinizde. Buna kesinlikle katılıyorum. Tabii ki hani toplumsal şiddet deyince biz aslında aynı taraftayız. Ben hep bütün izliyoruz her gün ve hep taraf olanlar tartışıyor farkındaysanız. Şimdi bazen de şey yapmak istiyor insan. Yani İstanbul Sözleşmesi'ne karşı çıkan kimler ve niye karşı çıkıyorsunuz? Yani bu karşı çıkmanın altındaki psikoloji ne? Toplum... Ben %90'ının neye karşı çıktığını bilmediği kanaatindeyim. Yani ben... o konuda yani birkaç küçük deneyimim oldu. Gerçekten de hiç yani bu şey, okumadan sözleşmeyi, sözleşmenin ne içerdiğini bilmeden, sözleşmenin toplumsal işlevinin ne olduğunu dahi bilmeden... sanki buna karşı çıkınca belirli bir şey, bundan sonra bir şey olacakmış gibi kanaatinde olan insanlar. Aslında bizim bu ülkenin kaderi galiba. Çünkü Avrupa'da biliyorsunuz, siz Avrupa'da çok daha yaşadığınız için benden çok daha tecrübelisiniz. Sizinle sohbetlerimizde hep konuşuyoruz. Şimdi Avrupa'nın her şeyi bir yazılı metne döküp insanlara da bu şekilde aktarması bir sistemi aslında. Biz İstanbul Sözleşmesi'nde böyle havada kalmayacak çocuklar ve özellikle de kadınlar için bir sürü madde var ama İstanbul Sözleşmesi'nde aslında toplumun da hani o şiddet içeriğinin ortaya çıkması da bir nevi şey. O yüzden bu sözleşmenin ben çok içeriğini hani reddedenlerin neden, çünkü bilmiyorum sayıyı ama çok fazladır, reddeden sayısı da fazla herhalde bir hayli. Ama neden reddettikleriyle ilgili bir şey var mı, onu açıklık getirme. Mesela ben diyorum ki ben niye karşı çıktığımla ilgili bir fikrim var ve ben o fikrimi söylüyorum ama sen niye bunu karşı çıkıyorsun ve bunun olmaması gerekliliğiyle ki ilk kabul eden ülke bizken bu kadar sonuçta aynı insanlar var. Hani ne değişti 5-6 yılda, ne oldu, geri mi cinayet sayıları mı azaldı, kadınlar az mı öldü, çocuklar taciz az mı tacize uğradı, ne bileyim yani bununla ilgili bir göstergemiz de yok elimizde, değil mi, bildiğim kadarıyla. Nuray Hanım, şöyle bir şüphem var.
bugün karşı çıkanların %99'u 2011'de sorsaydınız taraftarlarıydı. Yani bu sözleşmenin taraftarı olan kesindi. Fakat hani baştan da söyledim ya, bu kamplaşma psikolojisi arkadaşları doğal olarak hani evet bizim taraf, şimdi bizim takım karşı çıkıyor, hep beraber karşı çıkalım psikolojisiyle davrandığı düşüncesindeyim. Sanıyorum birinci bölümümüzün sonuna geldik gibi bir reklam arası vereceğiz. Bizden ayrılmayın, biraz sonra tekrar devam ediyoruz. Değerli Cem TV izleyenleri, Gündem Özel programındayız. İstanbul Sözleşmesi ve kadına şiddet konusu bugün bizim tartışma konumuz, sohbet konumuz. Stüdyoda değerli uzman psikolog Nuray Kanmazer Hanım var. Biraz sonra Türkiye Kadın Dernekleri Konfederasyonu Başkanı Canan Güllü ile bağlantı kuracağız. Birinci bölümde Türkiye'nin bu yaşadığı kadına şiddet konusundaki psikolojik ortamı, sosyal ortamı konuşalım istedim. Şimdi de sanıyorum Canan Hanım bağlantıda, doğru mu acaba? Doğru. Canan Hanım, iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar diliyorum. Birinci bölümümüzü izleyebildiniz mi acaba? Bir başka canlı yayındaydım. Çok özür dilerim bu anlamıyla. Koşturuyoruz böyle kadın hareketi olarak. Farkındalığı arttırabilmek adına izleyemedim, özür dilerim. Yok, estağfurullah, estağfurullah. Soruyu ona göre soracağım. Onun için öncelikle sormak istedim. Canan Hanım, şöyle bir konu var. Hani 2011-2014 İstanbul Sözleşmesi, Türkiye ve Türkiye dışında pek çok ülke bir araya gelerek bir irade ortaya koydu. Kadının toplumsal yeri ve şiddet korunması ile ilgili olarak devletin yapması gerekenler daha fazla kağıda döküldü. Bunlar kısmen Türkiye yasalarına da yansıtıldı. Ama bugün, yani aradan yaklaşık olarak 6 sene geçtikten sonra birden böyle bir tartışma ortaya çıktı. Siz bir örgüt başkanı olarak, kadınların haklarını savunan bir örgüt başkanı olarak acaba bu tartışmayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Öncelikle biraz geriye dönelim. İstanbul Sözleşmesi'nin hazırlanma evresine neden olan Nahide Opuz Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Nahide Opuz kararıyla Türkiye'ye verdiği bir ceza tazminat konusunu konuşalım. Çünkü kendi başına İstanbul Sözleşmesi kararını alarak yola çıkmadan önce Türkiye'de Diyarbakır ilinde şiddete maruz kalan kadının kocasından boşanma süreci içinde defalarca yargıya gitmesi, kolluğa gitmesi sonucu devletin onu koruyamadığı ve kocasının şehri terk etmek üzereyken yolunu keserek annesini öldürmesi, kendisine de yaralaması olayı vardı. Davanın avukatı onu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne götürmüştü. Çünkü fail bu yaptığı eylemden dolayı 800 lira para cezasına, onun da taksitle tahsil edilmesine yönelik bir eyleme ceza olarak almıştı. Bunun üzerine Türkiye bu tazminat kararından sonra kendini atlamak, bu ülkedeki şiddet hareketinin önlenebilir olmasını sağlamak adına yasal mevzuatını değiştirmek ve bununla ilgili ciddi adımlar atma kararını aldı. İşte o kararlardan biri 2011 yılında 8 Mart'ta Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde imzaya açılan Uluslararası İstanbul Sözleşmesi'ydi. 25 Kasım 2012 yılında da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin parlamentosunda tek çekimsel oyla oylanan bu sözleşme 2011-2014 süresi içinde eksiklerin acilen sahada işleve girmesi adına da 6284 sayılı yasanın yapılmasına olanak sağladı. Onun eksikleri de sözleşmede tamamlanırken şiddetsiz bir Türkiye, şiddetsiz bir Avrupa olayı gündeme geldi ve dönem sözcüsü olması nedeniyle de Türkiye'nin bir şehrinde, İstanbul'da imzalandığı için de adı İstanbul Sözleşmesi oldu. Aslında ev içi şiddetin önlenmesiyle ilgili bir sözleşme, ana adı böyle diyelim, daha da genişletilmiş haliyle. Şimdi bu sözleşme imzalandıktan sonra 1 Ağustos 2014 yılında 10 ülke sözleşmeyi parlamentosunda kabul edip onayladıktan sonra yürürlüğe girdi. İçindeki birçok uygulanması gereken
Yani hayata geçmesi gereken mekanizmalar icraata geçemedi. Biz kadın örgütleri olarak bu süreç içinde hep Uluslararası İstanbul Sözleşmesi'nin uygulanması talepleriyle dillendirdik taleplerimizi. Ancak o taleplerin içinde yer alan mesela müfredata toplumsal cinsiyet eşitliğinin eklenmesi var. Öyle bir konu gündeme gelmedi. Yani önlenmesi, dil, kadına şiddetin uygulanmaması gerekirdi. Bu anlamıyla cinayetlerin her birinde biliyorsunuz ki işte geleneksel kaşını kaldırdı, elbisesi şöyleydi, yemek yapmadı gibi bazı anneannelerden gelen kadınlık rolleriyle kesişen konular üzerine cinayetler vardı. Yine medyanın bu konuda bilgilendirme yapması gerekirken yapılmadı. Tüm bunlarla değişen bakanlara her zaman bu konularda bilgiler verdik ama Türkiye'de yapılmayan bu eylemler failleri cesaretlendi ve son 1,5 yıldır aslına bakarsanız hani Perşembe'nin geleceği Çarşamba'dan bellidir gibi bazı yayın organlarında tamamen kara propaganda üzerine sözleşmenin aileyi dağıttığına dair bir küfe yalanla yola çıktı insanlar. Açıkçası sözleşmenin içeriği ve başlığı da ailenin korunmasına dair bir sözleşme. Korunmaya yönelik bir sözleşmenin böyle bir etkisinin olabileceği mümkün değil. İkincisi, LGBT bireylerle ilgili bir şeylerin içerisinde olduğunu, hatta buradaki ileriye dönük süreçlerde evliliklerinin onanacağı gibi bir yasal mevzuatın olduğu söylendi. Sözleşmenin ana içeriğinde çatının altındaki şiddet gören kim hissediyor? Cinsiyeti neyse, cinsel yönelimi neyse, yaşı ne olursa olsun. Yani insanın, herhangi bir insanın şiddete uğradığı anda devlet onu korumakla mükellef olduğunu imzalayarak bu sözleşmeye iradesini koymuş. Şimdi böyle bir iradenin içinde bir şeyler aramak, hani gerçekten pirinç içinde taş aramaya benzer bu. Bu anlamıyla da insanların aslında art niyetleri ya da beklentileri ya da talepleri çok farklı diye düşünüyorum ve bunu iki aşamada dillendiriyorum. Birincisi 62-84 sayılı yasada der ki kadın beyanı esastır. Yani siz şiddete uğrandığınızda hangi pozisyonda olursanız olun, kolluğa gittiğinizde uğradığınız tecavüzü, tacizi ve şiddeti söylediğinizde hakim o şeyi, iradeyi ve ifadeyi delil olarak kabul eder. Ondan sonra ilerleyen süreçte önlemleri aldıktan sonra o delillerin belgelendirilmesine geçilir. Hatta Yargıtay'ın böyle de bir kararı var. Belgeye bile gerek yok normalde ama önce kadın hayatını kurtarmaya yönlendirir hakim kendi olanaklarıyla devletin gücünü gösterme açısından. İkincisi bu sözleşmeden önce 62-84 sayılı yasada şiddet görenin sığınağa geldiğinde çocuğunun kreşe gönderilmesi, eğitimden yararlandırılması, kendini meslek eğitimi alarak bir işe konulması, bir iş sahibi olabilmesi, hatta işine gider gelirken evine çıkmak isterse evinin kirasını ödemeye, sigortalı olduğunu gösterdiği müddetçe, sosyal yardımlarını yapmaya bu aşamada, farklı yollardan, belediyelerden eşyasını tamamlamaya gibi birçok olanağı sağladığı zaman kadın kendi ayakları üzerinde duruyor ve o durduğu yerden de artık evin içindeki baba, abi ve koca şiddetine ya da sevgili şiddetine hayır diyebiliyor. İşte bu mesele bazılarının ekmeğini kesiyor ellerinden. Çünkü kadın hem sanal dinde din tacirlerinin kullandığı, biat etmesi beklenen, her söze evet demesi beklenen ya da sadece evin içinde ailenin mütemmim cüzü olan bir varlık. Ki bunu geçtiğimiz günlerde bir televizyon programına katılan Saadet Partisi liderinin ağzından kendi kulaklarımla duydum. İnanın yazıyor olsaydı biraz düşünürdüm yalandır diye ama kendi kulaklarımla duydum. Çünkü şöyle bir cümle kullandı Sayın Başkan. Kadın sen kadınsın, sen erkeksin. Herkesi birey yapıyorlar ve cinsiyetsizleştiriyorlar. Ne münasebet birey olacaklar diye. Şimdi biz Atatürk Cumhuriyeti'nin ilk yıllarında 1930 ve 1934'te kadına seçme ve seçilme hakkının verilmesiyle birey olmanın erdemini yaşamışız. Osmanlı'dan kadın mücadelesi birey olmak içindir, eşitlik içindir. Ama şimdilerde birileri
hele hele böyle yanmaz terlikleri icat etmiş, yanmaz kefenler de din batıla giden vakıflar ve cemaatlerin secerelerinde de cinsel istismarın yoğun olduğu sürecin tanıkları olarak diyoruz ki bunlar İstanbul Sözleşmesi kaldırılsın diyorlar. Bir buçuk yıla yakın bir süredir bu böylesine iktidarın içindeki bir yetkili tarafından dillendirilmemişti ama medyada dillendirilirdi. Hedef gösterilenler de kadın örgütleri olurdu. Aileyi parçalayan, toplumu bölen, ahlaksızlar, namussuzlar diye de gidendi. Ama Uluslararası İstanbul Sözleşmesi çağdaşların referansıdır. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin en iyi icraatıdır ve ben Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu konudaki dirayetine güveniyorum. Bu sözleşmeye evet birileri laf söyleyebilir, birileri ne olursa olsun kaldırılsın talebinde bulunabilir ama geleceği görebilen Cumhurbaşkanı olarak da ne çocuk istismarına evet ne kadına şiddete evet diyeceğine inanıyorum. Peki Sayın Güllü, şöyle bir soru sormak istiyorum. Bu tartışmanın bugün açılmış olması acaba toplumsal bilincimizi bu alanda duyarlılığımızı, şiddete karşı duyarlılığımızı geliştirmek anlamında da bir fırsat mıdır? Siz kendi çalışmalarınızdan böyle bir tespit yapabilir misiniz? Tabii ki çok çok doğru bir tespit. Benim atladığım bir yeri de hatırlattınız bana. Aslında ben bugün katıldığım birkaç yerde de bunu söyledim. İstanbul Sözleşmesi'ni tanıtmak için son 3 yıldır ben yaklaşık 41 ile gittim örgütümle beraber. Hem oradaki barolara hem kamu kuruluşlarına, müftülüğünden İçişleri ve Aile Bakanlığı, üniversiteler, yerel yönetimlerde 41 ilde koordinasyon kurulları oluşturduk. Bunun farkındalığını arttırmak için 11 belediyeyle, Büyükşehir Belediyesi'yle acil yardım hattı işletiyor federasyonumuz şiddetin önlenmesi anlamında. Bunların çalışmasını ve toplumsal dönüşümün, zihniyet dönüşümünün sağlanması adına protokoller imzaladık. Ama 82 milyon Türkiye'de bizim acil yardım hattımızı arayan 72 bin kişi. Demek ki az iş yapmışız. Biz kendi adımıza da biraz sorumluluk duyuyoruz. İyi tanıtamamışız. Son yapılan iki araştırmada Türk toplumunun İstanbul Sözleşmesi'ni bilmediğini ortaya koydu. Hani Sayın Cumhurbaşkanı halka sorarız ki diyerek topu taca atmıştı ya, aslında orada halkın bu konuda bilgisiz olduğu son iki anketler ortaya çıktı. 63.4 oranında ki kişi İstanbul Sözleşmesi'ni bilmiyordu. Ve bugün sizlerin medyanın sayesinde bu konuya özen göstermeniz, duyarlılık göstermeniz sayesinde birçok kişi özel sektörde dahil olmak üzere İstanbul Sözleşmesi'nin önemini, İstanbul Sözleşmesi'nin varlığının nelere kadir olduğunu, önleyici politikalarının neler olabileceğini, koruma, kovuşturma ve hükümet kadın politikalarının neler olabileceği konuda bilgi sahibi oldu. Daha da arttıracağız. Hatta kampanyalar hazırlıyoruz. Bu kampanyalarda dün sosyal medya eyleminde kadın örgütleri, 310 kadın örgütü yan yana gelerek bilgilendirmeye gitti. 80 tane maddeden oluşan bir sözleşme aslında. Ve bir ilkokul talebesinin okuduğunda maddeleri çok rahatlıkla anlayacağı derecede de dili sade bir dil. Şimdi bu sade dili okumamış Yargıtay mensubu beyler tanıdım ben. Bu sözleşmeyi bilmeyen avukatlar tanıdım. Dolayısıyla bilmeyenler yargıda hakimler ve savcılar gördük girdiğimiz birçok kadın cinayeti davasında ve özellikle de Aile Bakanlığı'na, barolara ve sivil toplum örgütlerine müdahil olma kararını ortaya koyan maddelerin hakim ve savcılar tarafından hiç bilinmediğini çok yakından tanıklık ettik. Bu fırsattı ve çok iyi kullanılıyor. Yozlaştırmadan içeriğinde yalan, yanlış ve farklı hayal dünyalarının ürünleri olan maddelerde yorumlara gitmeden sadece maddelerin kendilerini paylaşmak, kendisi içinde neyin olabileceğini anlatacağı maddeleri paylaşmak bile bir kârdı. Bunu yapmaya devam edeceğiz. Bu akşam da saat 21'de bir sosyal medya kampanyası var. Yine sözleşmenin maddelerini tanıtan. Onun dışında farklı bu konuda mağdur olmuş kadın arkadaşlarımızla ilgili çalışmalarımız var. Onlara yansıtacağız. Sözleşmenin yaşatır, İstanbul Sözleşmesi yaşatır cümlesinin arka planında neler olduğunu ifade etmek için bu çalışmaları yapacağız. Bence de sizin dediğiniz gibi çok iyi oldu. Bunu gündeme getiren kişiler belki iktidarı köşeye sıkıştırmak, tam da bu siyasal çalkantının içinde
ikiye bölünmüş, kendisinden iki parti, yeniden iki parti çıkmış bir görünümde iktidarın siyasal rantından bir şeyler kazanabilir miyiz düşüncesini de akıllarından geçirerek böyle bir söylemi dile getirenler aslında bizim ekmeğimize de yağ sürdü diyebiliriz. Birçok kişiye hak ve hukuk alanında bilgilendirme yapıldı. Yani Türkiye'nin sonuç itibariyle daha az şiddet sarmalına teslim olduğu, daha fazla barışı, daha fazla karşılıklı saygıyı, sevgiyi geliştirdiği bir yola doğru gitmesi için bence hepimizin bir fırsat olarak değerlendirebileceği bir noktadayız diye düşünüyorum ama size şöyle bir şey daha sormak isterim. Sizin dışınızda da başka kadın dernekleri var, federasyonlar, kuruluşlar var. Aranızda bir koordinasyon var mı acaba? Var. Yani toplu bir bu çalışmalarınızı hep beraber mi yapıyorsunuz yoksa sadece siz Türkiye Kadın Dernekleri Konfederasyonu değil mi? Yanlış söylemiyorum herhalde. Kadın Dernekleri Federasyonu. Konfederasyona gerek görmedik açıkçası hiç onu korumaya ama federasyon olarak 1976 yılından beri varız. Evet. Biz zaten son yaklaşık 3 yıldır sahada İstanbul Sözleşmesi'ni tanıtan bir ekibiz. Son 6 aydır da bununla ilgili İstanbul Sözleşmesi yaşatır videolarıyla maddelerin söylendiği kısa 1,5-2 dakikalık videoları paylaşıp vatandaşı bilinçlendirmeye girdik ama olayın erken yaş evlilikleriyle başlayan bir cinsel istismar gündemi vardı Türkiye'de infaz yasasının olduğu dönemden. Hatta biraz daha geriye gidersek 2016 yılında tecavüz önergesi diye anılan belgenin tekrardan yeni bir af belgesine dönüşmesiyle ilgili o zaman kadın örgütleri bir araya geldik. Yani sahada en ufak 10 kişilik dernekten bizler gibi en üst çatı biziz, bizim dışımızdaki daha çok şubeli dernekler kim olursa olsun kadın örgütü olarak 310 kadın örgütü şu an hem WhatsApp üzerinden hem mail üzerinden bağlantıdayız. O grupların peynirli çalışma grupları var, ayrıldı. Herkes neyi, nerede, nasıl yapacağını organize etti. Bu süreç içinde Sayın Meral Akşener, Sayın Davutoğlu, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'yla görüşmeler yapıldı. Diğer partilerle görüşülmeye çalışılıyor şu an. Onlara bilgilendirildi. Neyi, nerede, nasıl kazanırız, neyi kaybederiz düşünceleriyle. Ama bütün kadın örgütleri artı bu kadın örgütlerine ek olarak da kendi alanlarının markaları olmuş insanlar da bizimle beraber kadın konusuna duyarlı, kadın konusunda çalışan. Tüm bunların yanı sıra sahada özel sektör bu konuda duyarlı. TÜSİAD biliyorsunuz, Koç Holding, Sabancı Vakfı, bunun dışında Türk Konfet gibi üst çatı örgütleri de kendi adlarına bildiriler yayınladılar. Sanatçılar bu konuda kendileriyle ilgili yapabilecekleri bir sosyal medya paylaşımlarına başladılar. Yani herkes kendi penceresinden aslında bu konuyla ilgili neler yapabiliriz? Mesela Kurumsal İletişimciler Derneği, biz bu tür konuda nasıl halkı bilinçlendirebiliriz diye taşın altına elini koymaya kalktı. Reklam verenler ayrı konuda, yurt dışından çok talepler var, biz ne yapabiliriz? Ha bu arada sadece kadınlar değil, onun altını çizmek istiyorum. Çünkü ben özellikle altını çizerek erkek arkadaşlardan destek istediğimizi talep etmiştim. Artık bu hepimizin boyutunu aşan siyaset üstü konuda sadece kadın derneklerinin sahaya inerek hak arama olayını geçti. Bu ülkede bir kadın katliamına, kadın kırımına yol açan süreçte. Dolayısıyla da bu ülkede beraber yaşadığımız nüfusun yarısı bizlerle beraber olması gerekiyordu aslında. Evet. Faile bunu yapma, yanlıştır diyebileceği bir olaydayız şimdi. İşbirliğimiz çok güzel gidiyor. Medyanın bu konudaki duyarlılığı harika. Siyasal partilerin bu konudaki çalışması ve konuya akredite olması çok güzel. Açıkçası ilk defa bu kadar çok birlikte olduğumuz bir süreci yaşıyoruz. Ve bu birliktelik aslında kırarak değil, döverek değil, tamamen bilginin doğru paylaşımıyla yan yana geldi. Birlikte kol kola girdik. Biz aslında hani biraz önce dediğim küfelerinde yalan taşıyanların aksine bu mevzuların içinde çalışan, sahada çalışan, ben şahıs olarak 31 yıldır kadın hareketinin içindeyim ve tamamen gönüllü. Hani sosyal medyada diyorlar ya milyon dolarlar alıyorlar da bu hareketin içindeler. İşte paraları kesilecek de onun içine. Ben avukat değilim, ben milyon dolarlar almıyorum ve birçok
sivil toplum örgütünün de parayla çalışmayan, hatta içinde parayla çalışmayan, çalışan örgütün temsilcisi bile olmayan bir gönüllülük hareketini yürütüyoruz. Ve bu gönüllülük hareketiyle de Türkiye'de sistemin oturmasına, demokrasinin oluşmasına, insan hakları ihlallerinin önüne geçilmesine ve kadına karşı şiddetin en ağır insan hakları ihlali olduğuna, en küçük çocuğun bile farkına varması için gayret sarf ediyoruz. Bu konuda da gayretimizden hani son nefesimize kadar da mücadele edeceğiz. Ama dediğim gibi bu mücadeleden kârlı çıkan biz ve bizim gibi bu ülkenin kadınları olacak. Geçtiğimiz hafta sevgili Pınar'ın rahmetli demek içimden gerçekten gelmiyor. 27 yaşında bir bidona koyulmasının vahşetini hiçbir kadın arkadaşımın yaşamamasını isterim. Kim bilir, belki ben olacağım, belki benim ailemden biri olacak, yakın çevremden birileri olacak. Hepimiz böyle düşünmeliyiz. Bugün belki bana gelecek ya da yarın size gelecek. Dolayısıyla bu mücadelede hepimiz taşın altına birlikte elimizi koymalıyız. Çok güzel söylediniz son olarak. Zaten bir de o işin tersini, daha doğrusu bu tarafına baktığımız zaman şiddete uğrayan kadın da bizim ya kız kardeşimiz ya yakın akrabamız, yani erkek tarafından da aynı şey söz konusu. Bir şey, bir canı kaybettiğimiz zaman bu sadece kadınları ilgilendiren bir konu değil. Hepimizi ilgilendiriyor bu konu. Yani hem kardeş olarak, akraba olarak, yakın komşu olarak, ne bileyim öğrenci, aynı sırada beraber eğitim gördüğümüz arkadaşımız olarak bu konuyu sadece kadınların konusu gibi sunmak, ki siz tamamen tersindesiniz tabii ki, yani yanlış anlamayın. Günlerde yani hepimizin bu konuda çok daha duyarlı olmamız gerekiyor sanıyorum. Evet, geçtiğimiz günlerde bir olay oldu. Bir partinin iki milletvekilinin bir tecavüz, biri de şiddet olayı olarak yansıdı. Sosyal medyada sürekli işte niye kınamıyorsunuz, niye yapmıyorsunuz dedi. Ben de herkesin bilmesi adına yine de söylüyorum. Bizim yargıya intikal etmiş, kapanmamış dosyalar üzerine herhangi bir gayretimiz olmaz. Çünkü yargı eğer kendi kendine götürüyorsa, yani hukuk mecalinde devam ediyorsa, orada herhangi bir sıkıntı olmamış demektir. Çünkü biz o dosyaların, yani şiddetin, istismarın, tecavüzün yargıya intikal etmesi için yasa yapım sürecine ömür harcadık. Meclisin merdivenlerinde yattık, meclisten kovulduk. Ben 2 yıl Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne alınmadım. Adamın üzerinde tahdit vardı, giremedim. Neden? Bazı yasalara karşı çıkmak için eylemde bulunmuşum diye. Bulunduğum eylem de söz söyleme eylemi. Yani taş atma, hakaret etme eylemleri değil. Yani bu mücadelelerle getirdiğimiz noktada kadın dernekleri yasa yapım sürecinde ve onların uygulanmasında dosyaların kapatılma aşamasında, mesela bir Şule Çet olayını düşünün. Şule Çet olayında eğer kadın dernekleri devrede olmasaydı intihar denecek dosya kapatılacaktı. Bugün bir sayın vekilin evinde hizmetli olarak çalışan arkadaşın ölümü var. Ciddi bir dosya kapanılacaktı. Yine kadın arkadaşlarımızın dosyadaki yanlışları göstermesi üzerine avukat ve hak savunucusu arkadaşların dosya açıldı, tekrardan takipte oluyor. Bunların her biri, bunları çoğaltacak örnekler var. Kadın dernekleri evet, yasa yapım sürecinde takipte, mağdurun yanında, okuması, yazması, ekonomik gücü, yasal mevzuatı bilmeyen her mağdurun yanında olacak. Ama bu dönem diğer erkeklerin, sizin de dediğiniz gibi ailenin fertleri olan, acıları o ailenin fertlerini, erkeklerini de yakan acıların olmaması adına mücadele edeceğiz ve tekrar altını çizerek söyleyelim ki şiddet bir insan hakları ihlalidir. Partisi olmaz, dini olmaz, siyasal ideolojisi olmaz. Kim ki bundan yana şiddet uygulamayı düşünür ve bunun düşüncesini sözleşme olarak geri çekilmesi talebini ortaya koyarsa, inanın insan hakları ihlalini yapıyordur. Şiddet yanlısıdır, istismar yanlısıdır, tecavüz yanlısıdır diyeyim. Sayın Canan Güllü, programımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Çok aydınlatıcı, çok güzel bir konuşma oldu. Sanıyorum izleyicilerimiz sizin bu değerli, kıymetli konuşmanızdan mutlaka bir şeyler öğrenmiştir. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim bu fırsatı verdiğiniz için. İyi yayınlar. Sağ olun.
Değerli Cem TV izleyenleri, ikinci bölümümüzün sonuna geldik. Bir reklam arası, sonra devam ediyoruz. Değerli Cem TV izleyenleri, Gündem Özel programındayız. Bugünkü konumuz İstanbul Sözleşmesi ve kadına şiddet konusu. Stüdyo konuğum değerli klinik psikolog Nuray Kanmazer. Biraz önce Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Sayın Canan Güllü konuğumdu. Bu üçüncü bölümde ise İstanbul Sözleşmesi ve kadına şiddet bağlamında hukuk konusunu ele alacağız. Konuğum Özlem Şen, kendisi şu anda bağlantı sağlanmış durumda. O zaman iyi akşamlar diliyorum öncelikle Özlem Şen'e. İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum Ali Rıza Bey. Nuray Hanım da orada, ona da iyi yayınlar. İyi merhaba. Ki geldi, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Teşekkürler. Şimdi Özlem Hanım, Nuray Hanım'la psikoloji konuştuk. Canan Hanım'la toplumsal örgütlenme, kadın örgütlerinin konuya yaklaşımı, duyarlılığı konusunu konuştuk. Ama sizinle sanıyorum en zorlu konuyu konuşacağız, yani hukuk. Şimdi bir tarafta 6.284 sayılı yasa var. Bu yasa İstanbul Sözleşmesi'nin ana fikrini, ana ruhunu kısmen yansıtıyor. Tamamen yansıtmasa bile diyorum ama tabii ki sizin yorumunuzu alacağız. Sizin yorumunuz önemli. Ben öncelikle şunu sormak istiyorum. Birinci soru. Herkesin sanıyorum sormadığı ama bilinmesi gereken bir konu. Diyelim ki Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İstanbul Sözleşmesi'nden imzamı çektim dedi ve bu deklare edildi. 6.284 sayılı yasaya bu durum nasıl yansır? Şöyle söylemek isterim, ona da sıra gelir mutlaka. İstanbul Sözleşmesi'nden çekilirse eğer ona da sıra gelecektir. Hepsinden ziyade ben programın başından itibaren takip ettim bu arada. Nuray Hanım dedi ki bu karşı çıkanların sayısı da fazla mıdır acaba? Keşke elimizde bir rakam olsa dedi. Ben de hemen bir şöyle tarama yaptım. Bir araştırma şirketi veri yayınlamış. Ve o veride %17'si aslında desteklemiyor. %63'ü de bu sözleşmeyi destekliyor. Şimdi bu sözleşme diyoruz ya, İstanbul Sözleşmesi, artık herkes şunu biliyor ki ismi İstanbul'da, İstanbul şehrinde imzalandığı için İstanbul Sözleşmesi. Peki bu sözleşme ne işe yarıyor? Aile içi şiddetin engellenmesi, kadına yönelik şiddetin engellenmesine yarıyor. Ve ne diyor? Ben 4 tane kol belirledim diyor. Önce önleyeceksin diyor. Cinayetleri, kadına şiddeti, bunu önleyeceksin. Ve diyor ki farklı şiddet türleri var, bunları ortadan kaldıracaksın diyor. Benim ikinci ana başlığım var diyor. Sen diyor yetkili olarak koruyacaksın diyor. Korumak için de diyor gerekirse sığınma evi yeterli sayıda değilse arttıracaksın. Eğer ulaşmak istiyorsa kadın sana, kolluğa, devlet olarak seni arkasında görmek istiyorsa ve sana istediği hattan ulaşabilecek, bu tür koruma yöntemleri geliştireceksin, koruyacaksın. Bir de etkin yargılayacaksın diyor. Etkin kovuşturma, etkin soruşturma yapacaksın diyor. Ve aynı zamanda şöyle dördüncü kolda bütüncül politikalar geliştireceksin diyor. Ne diyor mesela? Toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimini kaldır demiyor ama ne yapıyoruz? Toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimini kaldırıyoruz. Şimdi bu böyle olmaz. Bakınız aslında o kadar üzüntü verici ki sahada çalışan avukatlar olarak özellikle karşılaştığımız şeyler inanın o kadar üzüntü verici ki anlaşılır değil. İstanbul Sözleşmesi'nden bir kere çekiliyor olmayı şu an tartışmak bile kadın katillerini ne kadar cesaretlendiriyor, cinayet işleyecek, şiddet uygulamayı aklına koymuş insanları ne kadar cesaretlendiriyor, keşke bir görebilse o insanlar. Bakınız veriyle konuşalım ki daha açıklayıcı olsun ve herkes anlayabilsin. Mayıs ayındaki veriyi söylüyorum, 21 kadın cinayeti, Mayıs ayında 21 kadın öldürülüyor,
18'i şüpheli ölüm. Bu ne demek? 18 şüpheli ölüm doğal ölüm olmayan demek. Bu insanlar, bu kadınlar neden öldürülüyorlar? Ne demek şüpheli ölüm? Yetkili olarak sen bu ölümleri aydınlatmazsan nasıl kadın platformları, kadın hakları merkezleri, baroların, kadın hakları savunucuları nasıl mücadele etsin kadına yönelik şiddette? Kadın cinayetleriyle nasıl mücadele etsin? Bir kere veri olacak. Bir mücadele için önce elimizde veri olacak. Sen hiçbir veri açıklamayıp, hiçbir veriyi tutmayıp ondan sonra da bununla etkin mücadele ediyorum ben bu kadın cinayeti meselesiyle diyemezsin. Önce şüpheli ölümler aydınlatacak. Bakın bu verdiğim Mayıs ayı verileri. Biz ne zaman ki İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme meselesini tartışmaya açtık, kadın cinayetlerinin ne kadar arttığını şöyle gözler önüne serelim. Verdiğim Mayıs ayıydı 21 kadın cinayeti, 18 şüpheli ölüm. Haziran ayına geldik. Haziran ayında 27 kadın cinayeti, 23 şüpheli ölüm. Bakın bunu tartışmaya açmak dahi bu sözleşmeyi kadınların canını yakmaya başladı bile. Bunların bir karşılığı geliyor görüyorsunuz ki yansıması anlamında bir karşılığı geliyor sayısal olarak maalesef. Bakınız kadınlar en yakınları tarafından şiddete uğruyorlar. Kocaları, sevgilileri, erkek kardeşleri, abileri bunlar tarafından şiddete uğruyorlar. Ve bakın verilerden biri de Haziran ayında öldürülen kadınların %52'si, yarısından fazlası evde öldürülmüş vaziyette. Evde katlediliyor bu kadınlar. Ondan sonra tutup diyoruz ki bu sözleşmeden çekilsek mi? Bu ev içi şiddeti önleyen bir sözleşme. Bakınız kadınlar evlerde katlediliyorlar. Nasıl olur da biz bunu tartışmaya açarız? Zaten akıl alır değil. Akıl alır gerçekten değil. Bakın kadınlar evde öldürülüyor ve %78'i zaten tespit edilemeyen ölüm, şüpheli ölüm. Az önce söyledim. Onun dışında bakınız en çok kadınları kim öldürdü diye bir açıklama yaparsak, bir sayısal veri verirsek evli olduğu erkek tarafından öldürülüyor. Zaten İstanbul Sözleşmesi de tam da bunu şey yapmıyor mu? Önlemeye çalışmıyor mu? Aile içi şiddetin önlenmesi. Tamam işte aile içi şiddet, aile içi de kadın cinayeti söz konusu. Bunu önlemeye çalışan yasayı sen nasıl tartışmaya açabiliyorsun? Bunun tartışılması bile inanın o katilleri az önce söylediğim gibi İstanbul Sözleşmesi kadınların can simidi ve bunun tartışılmaya açılması dahi bu cinayetlerin artışına sebep olacaktır ki Mayıs ayından Haziran ayına da olmuştur. Özlem bakınız Hanım. Yakın zamanda mesela yakın zamanda bir kadın cinayeti işleyen bir katilin son arama kayıtlarına bakılıyor. Bu Google'dan bir arama kaydına bakılıyor. Kadın cinayeti işleyenlerin ne hallerde ne tür indirimler alabileceğini araştırıp gidip katlediyor kadını. Yani bu indirimlerin olmaması yönünde görüş beyan ederken İstanbul Sözleşmesi 6284 sayılı kanun etkin uygulansın derken biz daha fazlasını beklerken bir anda karşımıza İstanbul Sözleşmesi'nden çekilsek mi tartışmaları geldi? İnanılır değil, akıl alır değil. Hiç söyleyecek bir şey yok yani. Özlem Hanım, şimdi ben soruma cevap alamadım. Benim sorum şu, tekrar ediyorum lütfen. 6284 sayılı yasa. Evet. Bu İstanbul Sözleşmesi'nden Türkiye Cumhuriyeti velev ki imzasını çekti. Bu yasayı nasıl etkileyecek? Yani bu yasanın geçerliliği devam edecek mi? Tabii ki ben de şunu söyledim. Yani bunun kaldırılması durumunda bunun uygulanacağını düşünmek zaten saçma olur diye başında cümlemi kurdum. Onu söylüyorum. Başka. Tabii ki bir şöyle etkisi olacak. Tabii ki olumsuz etkisi olacak. Uygulamada olumsuz etkileri elbette olacak. Yani mesela der ki bazı suçlar ceza kapsamındadır der. Bunu arttır der. İstanbul Sözleşmesi der ki evlenme veya boşanmayı mesela teşvik edici bir maddesi yok. Şiddeti engelle der. Özlem, 6280... Özlem Hanım lütfen beni dinler misiniz? Şimdi bakın siz hukukçusunuz. Fakat ben de şunu biliyorum ki İstanbul Sözleşmesi'nin herhangi bir mahkemede dikkate alınır bir değeri yok yasalar açısından. Hakim yasaya bakar. Yasa da 6284 sayılı yasa. Yasamızı biliyoruz. Dolayısıyla sorum şu. Ya tekrar ediyorum lütfen. Bu sözleşme ortadan kalktığında
bir an için varsayalım. Yasa yine devam ediyor mu? 6284 yasadır. İstanbul evet. Sözleşmesi uluslararası bir sözleşmedir. Hiç önemli yok. Diyorum ki elbette hayır. Devam eder. Ama mantık olarak diyorum. Bundan zaten imzanın çekilmiş olması, çekiliyor olmak 6284'ü evet devamlı kılar ama ne kadar uygulanacak? O yasada değiştirilmeyecek mi? Algısı oluşuyor diyorum ben de. Şimdi bireysel olarak her hakim takdiri diye bir noktaya geliriz ki şu anda zaten biz hakim takdirinden şikayetçiyiz. Yani bu İstanbul Sözleşmesi şu anda imza tamam çekmedi Türkiye imzasını ama şu anda da biz hakim takdirinden şikayetçiyiz. Çünkü hakim çok ilginç bir dünyada örneği olmayan bir uygulama var Türkiye'de. Yasalar sanığı mağdur olarak gören bir anlayış bu. Sanık hiçbir zaman mağdur değildir normal koşullarda bana göre. Ama sanığı mağdur olarak görerek yasayı onun lehine kullanmak diye bir içtihat oluşmuş Türkiye'de. Saçma sapan bir şey bu. Özür dilerim ama siz hukukçusunuz. Fakat burada daha önemli başka bir konu var. Asıl oraya gelmek istiyorum. Çünkü çok kısa zamanımız var. Çok çok kısa. 4 dakikamız var sadece. Fakat burada esas bizim dikkat etmediğimiz bir konu var. O da KHK. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı bir KHK çıkardı ve 5 yıldan aşağı altta hapis cezası ile yargılamaları söyleyin adını denetimli serbestlik yasasından faydalandırıyor. Dolayısıyla bir insan istediği kadar eşini tehdit etsin, hatta bıçağıyla yaralasın, hatta sokak ortasında dövsün, bu insan tutuklanmıyor. Çünkü KHK var bununla ilgili. Yani hakimin önüne geldiğinde de hakim bunu serbest bırakıyor. İnsanların %99'u hakimlere kızıyorlar ama hakimin de elinde bir KHK var. Onu uygulamak zorunda. Böyle bir gerçek varken yani sorunu sadece İstanbul Sözleşmesi ne diyelim özelinde konuşmak sanki biraz eksik kalmıyor mu? Şöyle konumuz İstanbul Sözleşmesi, o yüzden İstanbul Sözleşmesi ile açtım. Bahsettiğim şey 6284 az önce uygulamada sıkıntı olur derken aslında şunu anlatmaya çalıştım. Bakınız siz soruyorsunuz ya İstanbul Sözleşmesi'nden aman çekilsek 6284 elimizde kalıyor canım tavrıyla. Ama o iş öyle olmuyor. Neden olmuyor? Tam da veriler bunu gösterdiği için. Oradan imza çekilse de bunun devam etme kabiliyetinin olamayacağını gösteren veriler elimizde. O da nedir biliyor musunuz? Koruma kararı başvurusu 6284 sayılı kanunla alınıyor. Ve 2019'da kadınların 6284 sayılı kanun yoluyla talep ettiği korumaların 41.383 koruma başvurusu reddediliyor. Bakınız bu iş sadece İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmekle kalmıyor yani. O yüzden söylüyorum 6284 bağlamında. Yani bunları ayrı ayrı değerlendirmiyoruz biz hukukçu olarak. Elbette siz gazeteci olarak kendi takdiriniz değerlendirebilirsiniz. Ama biz bu veriler doğrultusunda böyle değerlendiremiyoruz. Onun dışında minicik hemen şunu söyleyeyim. Vaktim bitti biliyorum. Evet. Ne diyorlar? Nuray Hanım programın başında şöyle bir şey söyledi. Neden karşı çıktıklarını biliyorlar mı? O kadar doğru bir şey ki neden karşı çıktıklarını biliyorlar mı sorusu. Bakınız diyorlar ki sözleşme boşanmaları arttırıyor. Evlenme ya da boşanmaya dair bu İstanbul Sözleşmesi'nde ne olumlu ne de olumsuz hiçbir madde yok. Açsınlar okusunlar. Sözleşme her yerde var. Açıp okusunlar. Hiçbir şekilde sadece aile içi erkek şiddetini önlüyor. Boşanmaya dair hiçbir veri yok. Ne diyorlar? Sözleşme dinimize, kültürümüze, ahlakımıza hiç bize uymuyor. Sözleşmeyi açsınlar okusunlar. Ne dine dair hiçbir madde yok sözleşmede. Aksine ne diyor biliyor musunuz? Dini inancından ötürü hiç kimseye ayrımcılık yapılamaz diyor. Kötü mü söylüyor? Dini inancından dolayı ayrımcılık mı yapılıyor desin? Yapılamaz diyor. Ondan sonra tutuluyor dinimize, kültürümüze aykırı. Aykırı olan madde göstersinler. Bakınız sözleşme eşcinselliği teşvik ediyor deniyor. Eşcinselliği öven ya da kınayan hiçbir cümle yok İstanbul Sözleşmesi'nde. Ne diyor? Şiddete maruz kalan kimseye diyor ten rengine bakılmaz, evli olup olmadığına bakılmaz, siyasi görüşüne bakılmaz, dini inancına bakılmaz, cinsel yönelimine bakılmaz. Buradan siz
sözleşme eşcinselliği teşvik ediyor algısı çıkarabilir misiniz? Burada da böyle bir şey yok. Yani böyle bir algı da yanlış bir algı. Ne deniyor? Sözleşme yüzünden kadınlar kafasına göre koruma talebi alıyor. Nerede? 2019'da 41.383 kadının koruma talebi reddediliyor. Hani kadınlar kafasına göre koruma alıyordu? Bakın sözleşmede böyle de bir şey yok yani. Toplam başvuru nedir? Özlem Hanım, efendim? Toplam başvuru nedir? Yani 41.384 red var ama toplam başvuru sayısını biliyor musunuz? Şöyle bakınız, 41 bin reddedilen sadece 2019 yılında Adalet Bakanı'nın verdiği rakamlar bunlar. Sadece artma olarak söyledi. Verilen red bu arada sayısını da yine Canan Güllü bir programında paylaştı. Oradan aldım aynı zamanda. 2019 yılında diyor ki 2012 yılında 11,8 red, 2019 yılında da 15,6 red. Yani biz buradan sayıyı çıkarabiliyoruz, anlatabiliyor muyum? 11 noktayken ne kadar da 15 noktayken ne kadar? Toplam rakam genelde zaten verilmiyor. Keşke veriler açık açık paylaşılsa, biz de sizinle buradan paylaşsak. Şikayet rakamı var. Şikayet rakamı ne kadardı peki? Şikayet rakamı da 138.529 şikayet geldiği söyleniyor. Tabii bunlar mesela cinsel dokunulmazlığa aykırılık suçuyla bu kadar gelmiş. Diğer suçlar için de veriler var. Anka Haber Ajansı'nda da ayrıntılı olarak dökümünü izleyiciler bunun bulabilirler. Toplamda da hani talep açısından 264 bin, sayısala vuracak olursak 264 bin 660 gibi bir rakama tekabül ediyor bu toplam başvuru sayısı. Özlem Hanım, programımızı 1-2 dakikada aştık. O yüzden teşekkür ediyorum size, yayına katıldığınız için çok önemli bilgiler verdiniz bizlere, izleyicilerimize. İyi akşamlar. Teşekkürler, iyi yayınlar. Sağ olun. Değerli Cem TV izleyenleri, 3 ayrı perspektiften İstanbul Sözleşmesi'ni ele almak istedik. Kadına şiddet Türkiye toplumunun çok önemli bir problemi. Bu problemle bağlantısını, İstanbul Sözleşmesi'nin bağlantısını dile getirmeye çalıştık. Ben programın sonunda anladım ki dışarıda bu İstanbul Sözleşmesi'ne karşı konuşanların büyük çoğunluğu, sanıyorum daha kanaatim güçlendi söylemek istiyorum, sözleşmeden haberleri yok. Ne yazık ki onlara da gerçekten Özlem Hanım'ın da önerdiği gibi önce sözleşmeyi bir okumalarını rica edelim diyorum. Nuray Hanım, programımızın sonuna geldik. Sizinle kapatalım isterseniz. Hı hı. Buyurun. Şimdi Özlem Hanım'ın da söylediği gibi rakamlar gerçekten kabul açısından %63 ile 17 çok ciddi bir rakam bizim için. Kadınların ne kadar güçlü olduğunu buradan bir kez daha söylemiş olduk. Aslında biz hep aynı taraftayız. Aynı tarafta olanlar aynı şeyleri hep konuşuyoruz. Ama bunları konuşuyor olmak bir kez daha çok bizim için kıymetli. Çünkü bir farkındalık oluşturmuş oluyoruz. En azından çok Anadolu'ya ulaşıyoruz, bir yerlere mutlaka gidiyor ve bundan haberdar oluyor insanlar. Bu sözleşmeden önce de, 2011'den önce de kadınları koruyan yasa vardı mutlaka. Aslında yasaların olması temel esas değil, bu yasaların uygulanır. Nasıl uygulandığı önemli. O yüzden umarım her şey kadınlar adına güzel gelişir, kadınlar kazanır. Ben her mecrada çok başarılı olduğumuzu bildiğim için kazanacağımızdan da eminim. Kadınlar kazanınca biz de kazanmış oluyoruz. Mutlaka. Size teşekkür ediyorum ayrıca. Şimdi şöyle, hep kadın platformlarında hep kadınlar moderatörlük yapıyor. Bu anlamda da ben sizi çok kıymetli buldum. Çünkü bir erkeğin bu anlamda yönetmesi, moderatörlük yapması bence gayet iyi bir programdı. Yani teşekkür başta ediyorum. Başta da söylediğim gibi bunu sadece bir kadınlara ayrı, kadınların kendi problemi olarak görmüyorum. Bu hepimizin problemi, toplumumuzun problemi. Dediğim gibi gerçekten bunu samimiyetimle söylüyorum. Kadınlar kazandığı zaman hepimiz kazanmış oluruz. Bütün Türkiye kazanır. Kazanmış olur. Erkeğiyle, kadınıyla. Evet. Değerli Cem TV izleyenleri, bir programımızın sonuna geldik. Umarım
faydalı bir sohbet gerçekleştirdik. İyi akşamlar diliyorum.